Merhaba değerli dostlarım. Eyüp Hoca ben. Dersime hoş geldiniz. Bu dersimizde Türkçe mini test serisine devam ediyoruz dostlar. Bakayım kaç soruluk test var elimde? Evet, 6 soruluk bir test. Yine cümlede anlam konusu. Cümlede anlam konusunu daha bitirmedik. Bununla ilgili 2 mini testim daha olacak. Bu dersimizde cümle tamamlama sorularına bakacağız. Boşluk doldurmadan ziyade eksik bırakılan cümleleri tamamlama. Hangisiyle tamamlarsak uygun olur, hangisiyle tamamlarsak uygun olmaz tarzındaki sorular. 6 soruluk harika bir test. El emeği, göz nuru. Açıklamalar kısmına pdf'ini koyacağım dostlarım. Benimle birlikte çözün mutlaka. 6'da altı, altı yapanlar yorumlar kısmına lütfen belirsin. Şimdiden onları tebrik ediyorum. Evet soruyu sizin için yaklaştırayım. Peki hazırsanız başlıyorum dostlar. Anlam akışına göre bu cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur? Geride hiç olmazsa beni hatırlatacak üzerinde ismimin olduğu bir kitap bırakmak istiyorum. Bu da beni sürekli okumaya zorluyor. Şimdi kitap bırakmak istiyorum bu da beni okumaya zorluyor. İlgisi yok. Daha önce bu alanda yazılanları araştırmaya yöneltiyor. Bir dursun üretkenlikten eser vermekten alıkoyuyor. Hayır adam kitap yazmak istiyor. Bugüne kadar kaçındığım yazma işiyle karşı karşıya bırakıyor. Bir dursun bu da. Okuyup öğrendiklerimi yeniden yorumlamaya sevk ediyor. Hayır, kitap yazmaktan bahsediyordu. Geride hiç olmazsa beni hatırlatacak, üzerinde ismimin olduğu bir kitap bırakmak istiyorum. Bu da beni Sürekli okuma yok ya cevap çok açık. Bugüne kadar kaçındığım yazma işiyle karşı karşıya bırakıyor değil mi? Adam kitap yazmak istiyor. Haliyle olacak olan budur. Peki gelelim ikinci soruya. Hangisiyle tamamlanamaz? Dikkat. Engelli bir çocuğun annesi olduğum için asla utanç duymadım. Ama kızımı dört duvar arasına kapatsaydım veya okuması için Kendine güven duyması için çabalamasaydım, o zaman utanır, kendi vicdanıma hesap veremezdim. Harika. İnsan içine çıkmaya çekinirdim. Harika. Yerin dibine geçerdim. Tamam. Yüzünüze bakamazdım. Tamam. Karşınızda heyecanlanırdım. Ne ilgisi var, değil mi? Yani kadın engelli çocuğuyla ilgili elinden geleni yapmış. Ee, eğer yapmasaydım diyor, o zaman utanırdım. Şunları şunları yapardım. Ama karşınızda heyecanlanırdım heyecan ilgisi yok değil mi? Cevabımız E şıkkı olacak. Peki, devam edelim. Üçüncü soru. Anlam akışına göre hangisiyle tamamlanamaz? İnsanlar çevreye dış dünya özür dilerim. İnsanlar çevreye, dış dünyaya çoğu defa duygu, hayal ve düşüncelerin arkasından baktıklarından olaylar karşısında hep aynı tepkiyi verir bir dursun. İnsanlarda aynı olayı, varlığı algılamada farklılık olur. Değil mi? Dış dünyaya çoğu defa kendi hayal güçlerinden, kendi hayal dünyalarından bakıyorlar. Bu olur. Farklı sonuçlara ulaşırlar. Evet olur. İnsanların ulaştığı yargılar öznel nitelik taşır. Olur. Olayları kendilerine göre yorumlarlar. Olur. Bakın dikkat ederseniz B, C, D ve E şıkkında hep bir farklılığa vurgu söz konusu. Farklılık olur. Farklı sonuçlar, öznel nitelik. Öznellik ne demek? Farklı olmak demek. E kendilerine göre yorumlamak yine bir farklılık. Olaylar karşısında hep aynı tepkiyi verirler. E bakın şık zaten diğerlerinden anlam olarak da farklı. Anlam olarak da şu cümlenin devamı olamaz. Peki devam edelim. Dördüncü soru. Cümlenin anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olur? Onun şiirlerinde Türkçe değişik boyutlarıyla çıkar karşımıza kimsenin değinmediği konulara şimdi konudan bahsetmedi anlatım tekniğinden bahsetti ses anlam ve anlatım yönünden derinlemesine etkiler bizi evet dursun çeviri şiirin havası çeviri nereden çıktı geçelim şiirin tek düze niteliği kendini hemen ele verir ama değişik boyutlarla çıkıyorsa tek düze olamaz değil mi çok çokluluktan bahsediyoruz burada bundan dolayı her şiirinde farklı bir konu yine konuyu sokuşturdu araya geçelim e dolayısıyla cevabımız B olacak ses Anlam ve anlatım yönünden derinlemesine etkiler bizi. Çünkü burada bir olumlama, olumlu bir eleştiri söz konusuydu. Peki, devam edelim. Beşinci soru. Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi, bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? Tecrübeli yönetmenin senaryosunu kendisinin kaleme aldığı ve çocuklarından koparılan bir annenin dramını anlattığı film teknik olarak çok başarılı yapıt olmasa da şimdi burada olumsuz bir eleştiri var. Olmasa da şuraya olumlu bir şey koyması lazım değil mi? Bir bakalım. Olmasa da oldukça etkileyici bir konuyu işlemiş. Evet olumlu. Eleştirmenler tarafından beğenildi. Evet olumlu. Yetenekli oyuncularıyla dikkat çekiyor. Evet, olumlu. Konusuyla toplumumuza hitap edebilen bir yapıt. Evet, olumlu. Çok sayıda izleyici tarafından izlenmedi. Olumsuz. Bak şimdi. Teknik olarak çok başarılı bir yapıt olmasa da çok sayı, sayıda izleyici tarafından izlenmedi. Hani izlendi dese olurdu da. Evet, cevabımız E şıkkı. Son soru. Hadi bakalım. 2021 tayfa Tanpınar'ı okuyan bir insan bir ideolojinin dar sınırları içerisinde boğulmaz. Bir ideolojinin dar sınırları içinde. Aksine bunun zıttı bir şey olması lazım. Peki sanatçının yapması gerekenleri bütün çarpıcılığıyla görür. Sanatçının yapması gerekenler ilgisi yok ideolojiden, düşünceden vesaireden, hayattan bahsediyor değil mi? Sanatın gerçek ve hayalin ufuklarında gezinir, dursun. Sanatta güzellik arayışının ne kadar boş olduğunu geçelim. Bize ezberletilen yanlış öğretilerin çözümlerine ulaşır. İdeoloji, düşünce, hayat geçelim. Düşlerden uzaklaşır ve ayakları yere basar. Yani gerçekçilik, Gerçekçilik vurgusu da yok. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Tam Pınar'ı okuyan bir insan bir ideoloji. İdeoloji ne işte bu sağcılık, solculuk, şudur budur vesaire. Bir ideolojinin dar sınırları içinde boğulmaz. Aksine sanatın gerçek ve hayalin ufuklarında gezinir. O dar kalıp kalıplar içerisinde kalmaz. Cevabımız B. Evet dostlar soru çözümüm burada bitmiştir. Eğer beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.